Bismillahirrahmanirrahim. O sayılı günler Ramazan ayıdır. O Ramazan ayı ki insanlığa bir rehber olan, onları doğru yola götüren ve hakkı batıldan ayıran en açık ve parlak delilleri ihtiva eden Kur'an o ayda indirildi. Artık sizden kim Ramazan ayının hilalini görürse, o gün oruca başlasın. Hasta veya yolcu olan, tutamadığı günler sayısınca, başka günlerde oruç tutar. Allah, sizin hakkınızda kolaylık ister, zorluk istemez. Oruç günlerini tamamlamanızı, size doğru yolu gösterdiğinden ötürü, Allah'ı tazim etmenizi ister. Şükredesiniz diye, bu kolaylığı gösterir bu muazzam kitabı sana indiren odur onun ayetlerinin bir kısmı muhkem olup bunlar kitabın esasıdır ayetlerin bir kısmı ise müteşabih'tir kalplerinde eğrilik olanlar sırf fitne çıkarmak insanları saptırmak ve kendi arzularına göre yorumlamak için müteşabih kısmına tutunup onlarla uğraşır dururlar. Halbuki onların hakikatini, gerçek yorumunu Allah'tan başkası bilemez. İlimde ileri gidenler biz ona olduğu gibi inandık. Hepsi de Rabbimizin katından gelmiştir derler. Bunlara ancak tam akıl sahipleri düşünüp anlar ve şöyle yalvarırlar. Kur'an'ı gereği gibi düşünmeyecekler mi? Eğer Kur'an Allah'tan başkasına ait olsaydı, elbette içinde birçok tutarsızlıklar bulurlardı. Size şunlar haram kılındı. Kendiliğinden ölen hayvan, kan, domuz eti, Allah'tan başkasının adına kesilen, henüz canı çıkmadan yetişip şartına uygun tarzda kestikleriniz müstesna, boğulmuş, bir şey vurularak öldürülmüş, yukarıdan yuvarlanmış, boynuzlanmış yahut canavar tarafından parçalanmış olup da ölen hayvanların etleri, putlara ait sunaklarda kesilen hayvanların etleri ve zar atarak, kumar oynayarak elde edilen etler. Bütün bunlar, itaat dışına çıkıştır. Artık bugün, kafirler, dininizi söndürmekten ümitlerini kestiler. Öyleyse onlardan korkmayın benden çekinin. İşte bugün sizin dininizi kemale erdirdim ve üzerinizdeki nimetimi tamamladım. Sizin için din olarak İslam'ı beğendim. Kim günaha meyletmek sizin açlıktan bunalıp çaresiz kalırsa haram olan etlerden yiyebilir. Çünkü Allah gafurdur, rahimdir affı ve merhameti boldur. Allah, onunla rızasını izleyenleri selamet yollarına iletir. Onları, izniyle karanlıklardan aydınlığa çıkarır ve onları dost doğru yola iletir. Ey Peygamber! Kalpleri iman etmediği halde, ağızlarıyla, iman ettik diyen münafıklarla, Yahudilerden kafirlikte yarışanlar seni üzmesin. Zira onlar, yalancılık etmek için dinlerler. Senin yanında olmayan bir grup hesabına, casusluk için dinlerler. Kelimeleri konuldukları yerlerden çıkarıp, tahrif ederler. Size şu fetva verilirse onu kabul edin. O verilmezse kabul etmekten geri durun, derler. Allah birini şaşırtmak isterse sen onun dehinde Allah'a karşı hiçbir şey yapamazsın. Onlar öyle kimselerdir ki Allah onların kalplerini arındırmak istememiştir. Onların hakkı dünyada rüsvaylık olduğu gibi ahirette de müthiş bir cezadır. Öyleyse Kur'an okunduğunda hemen ona kulak verin. Susup dinleyin ki Merhamete nail olasınız. Allah karşılık olarak cenneti verip müminlerden canlarını ve mallarını satın almıştır. Onlar Allah yolunda mücadele ederler, öldürürler ve öldürülürler. Bu Allah'ın Tevrat'ta da, İncil'de de Kur'an'da da üstlendiği gerçek bir vaattir. Verdiği sözde Allah'tan daha sadık kim olabilir? O halde yaptığınız bu alışverişten dolayı sevinin ey müminler. Müjdeler olsun size. İşte en büyük mutluluk, işte en büyük başarı. Böyleyken ayetlerimiz kendilerine açık deliller halinde okunduğunda ahirette huzurumuza varacaklarını ummayanlar bize bundan başka bir Kur'an getir veya bunu değiştir derler. De ki, onu kendiliğimden değiştirmem asla olacak bir şey değil. Çünkü ben sadece bana vahyedilene tabi olurum. Ve eğer sizin arzunuza uyarda Rabbime isyan edersem, o müthiş günün azabından korkarım. Bu Kur'an'ın Allah tarafından gelmeyip başkası tarafından uydurulmuş olması asla mümkün değildir. Lakin daha önce indirilen kitapları tasdik eder ve farz edilen hüküm ve hakikatleri açıklar. Onda şüphe edilecek hiçbir taraf yoktur. Rabbül âlemin tarafından gönderilmiştir. Yoksa Kur'an'ı kendisi uydurmuş mu diyorlar? De ki, iddianızda iseniz, Haydi belagatta onunkine benzer on sure getirin. İsterse kendi uydurmanız olsun ve Allah'tan başka çağırabileceğiniz herkesi de yardımınıza çağırın. Eğer bu davetinizi kabul etmezlerse bilin ki o ancak Allah'ın ilmiyle indirilmiştir ve ondan başka tanrı yoktur. Nasıl artık hakka teslim olup Müslüman oluyorsunuz değil mi? düşünüp manasını anlamanız için biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Biz bu Kur'an'ı sana vahyetmekle geçmiş ümmetlerin bir takım haberlerini en güzel şekilde beyan ediyoruz. Şu bir gerçek ki daha önce senin bundan hiç haberin yoktu. Böylece biz Kur'an'ı Arapça bir hüküm ve hikmet olarak indirdik. Şayet sana gelen bunca ilimden sonra o muhaliflerin keyiflerine uyacak olursan, Allah'ın cezasından seni koruyacak ne bir dost ne bir hami bulabilirsin. Şu kesin ki biz sana seb-i mesani ile şu yüce Kur'an'ı verdik. Tıpkı o bölüşenlerin, o Kur'an'ı parça parça edenlerin başlarına indirdiğimiz felaket gibi. Şimdi Kur'an okuyacağın zaman o kovulmuş şeytandan Allah'a sığın. Biz onların peygamber hakkında mutlaka ona öğreten bir insan vardır dediklerini pek iyi biliyoruz. Hakikatten uzaklaşarak tahminle kendisine yöneldikleri şahsın dili yabancı bir dildir. Halbuki bu Kur'an açık bir Arapça ifadedir. Gerçekten bu Kur'an, insanları en doğru yola en isabetli tutuma yöneltir. Güzel ve makbul işler yapan müminlere nail olacakları büyük mükafatı müjdeler. İnsanlar düşünüp ders alsınlar diye biz Kur'an'da bu gerçekleri farklı üsluplarla beyan ettik. Ne var ki bu onları daha da kaçırmaktan başka bir sonuç vermedi. Sen Kur'an okuduğun zaman seninle ahirete inanmayanlar arasına görünmez bir perde çekeriz ve kalplerinin üzerine onu iyi anlamalarına mani kılıflar geçirir, kulaklarına da ağırlıklar koyarız. Sen Kur'an'da Rabbini tek olarak andığın zaman nefretle arkalarını dönüp giderler. Unutma ki vaktiyle sana Rabbin insanları ilim ve kudretiyle kuşatmıştır demiştik. Gerek Miraç'ta sana gösterdiğimiz temaşayı, gerek Kur'an'da lanetlenen ve cehennemin dibinde biten o zakkum ağacını sırf insanları deneme vesilesi kıldık. Biz onları tehdit ediyoruz da bu onların azgınlığını arttırmaktan başka bir işe yaramıyor. Biz Kur'an'ı müminlere şifa ve rahmet olarak indiririz ama o zalimlerin ise sadece ziyanını arttırır de ki yemin ederim eğer insanlar ve cinler bu Kur'an'ın benzerini yapmak için bir araya toplansalar hatta birbirlerine destek olup güçlerini birleştirseler bile yine de onun gibi bir kitap meydana getiremezler bu Kur'an'da biz her türlü manayı çeşitli tarzlarda tekrar tekrar açıkladık. Ama insanların çoğu inkarcılıkta ısrar ettiler. Biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misal ve övdü farklı üsluplarla tekrar tekrar ifade ettik. Fakat birçoğu bunları anlamadı. Zira bütün varlıklar için de, tartışmaya en düşkün olan insandır. Kur'an'ı sana meşakkat çekip bedbaht olasın diye indirmedik. İşte böylece bu kitabı Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve onda uyarı ve tehditlerimizi farklı üsluplarla anlattık. Ta ki insanlar Allah'a karşı gelmekten korunsunlar ve ta ki o kendilerine bir ibret ve uyanış versin. Demek ki gerçek hükümdar olan Allah çok yücedir. Sana vahyedilmesi henüz tamamlanmadan unutma endişesiyle Kur'an'ı okumada acele etme ve ya Rabbi benim ilmimi arttır de. Kafirler Kur'an onun uydurduğu bir yalan olup bu hususta başkaları da kendisine yardımcı olmuşlardır, diye iddia ettiler. Onlar böylece, kesin bir yalan söyleyip, zulmettiler. De ki, onu, göklerdeki ve yerdeki bütün sırları bilen, yüce Allah indirdi. O gerçekten gafurdur, rahimdir. Çok affedicidir, merhamet ve ihsanı boldur. O gün peygamber, Ya Rabbi, halkım bu Kur'an'ı terk edip, ondan uzaklaştılar, der. Bir de o kâfirler dediler ki, bu Kur'an ona toptan bir defa da indirilmeli değil miydi? Halbuki biz vahiy ile senin kalbini pekiştirmek için böyle ara ara indirdik ve onu parça parça okuduk. Ruhul Emin uyaran nebilerden olman için senin kalbine açık ve vazıh bir Arapça ile indirmiştir. Tâsîn. Şunlar Kur'an'ın ve gerçekleri açıklayan kitabın ayetleridir. Fakat sana gelince ey Resulüm hiç şüphe yok ki Kur'an sana her işi hikmet dolu olan, her şeyi mükemmel olarak bilen, Allah tarafından verilmektedir. Bilesiniz ki bu Kur'an, Süleyman'ın bu kıssası gibi, hakkında ihtilafa düştükleri şeylerin, pek çoğunu İsrail oğullarını anlatmaktadır. De ki, bana bu beldeyi muhterem ve mukaddes kılan ve her şey kendisine ait olan Allah'a, yalnız ona ibadet etmem emredildi. Keza bana, Allah'a teslim olanların ilki olmam ve Kur'an okumam emredildi. Artık kim doğru yolu bulursa, sırf kendisi için bulmuş olur. Kim de yoldan saparsa, de ki, ben sadece uyarmakla görevli elçilerden biriyim. Kur'an'ı sana indirip onu okumanı, tebliğ etmeni ve muhtevasına göre hareket etmeni farz kılan Allah elbette seni varılacak yere döndürecektir de ki kimin hidayet getirdiğini kimin besbelli sapıklık içinde olduğunu Rabbim pek iyi bilmektedir biz gerçekten bu Kur'an'da insanlar için nice meseller getirdik eğer sen onlara karşı istedikleri bir mucizeyi getirmiş olsan dahi, o kâfirler, siz ancak batıl iddialar peşindesiniz, derler. Kâfirler, biz ne bu Kur'an'a, ne de bundan öncekilere inanırız, derler. O zalimleri, sen, Rablerinin huzuruna duruşma için getirildiklerinde, birbirlerine laf atarken bir görseydin zebun edilen, dünyada güçsüz bırakılanlar, o kibirli olan önderlerine, ah! Sizin yüzünüzden bu hallere düştük. Siz olmasaydınız, biz de iman edecektik, diyecekler. Hikmetli Kur'an'a and olsun. Saat. Bu şanlı şerefli Kur'an hakkı için Gerçekten biz, insanlar düşünüp akıllarını başlarına alsınlar diye, bu Kur'an'da her türlüsünden temsiller getirdik. Fenalıkların bütün nevilerinden sakınmaları ümidiyle, her türlü tenakuz ve çelişkiden uzak, dost doğru ve Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Bu kitap, bilen, anlayan kimseler için ayetleri açıklanmış bir kitab olup Arap diliyle olan bir Kur'andır okunan bir derstir Bir de kafirler dediler ki şu Kur'an okunduğunda ona kulak vermediğiniz gibi ona karşı yaygara koparıp onun başkaları tarafından anlaşılmasını da engelleyin Ancak böyle yaparak üstünlük sağlayıp onu bastırmayı umabilirsiniz eğer biz Kur'an'ı yabancı bir dille gönderseydik derlerdi ki neden onun ayetleri açıkça beyan edilmedi Dil yabancı muhatap Arap olur mu böyle şey de ki o iman edenler için hidayet ve şifadır ama iman etmeyenlerin kulaklarında ağırlıklar vardır Kur'an onlara kapalı ve karanlık gelir onların çok uzak bir yerden sesleniliyor da, söyleneni hiç anlamıyorlar gibi bir halleri vardır. Böylece sana Arapça bir Kur'an vahyettik ki, sen ana kent olan Mekke ile bütün etrafını uyarıp irşad edesin ve gerçekleşeceğinde hiç şüphe olmayan mahşer günündeki büyük buluşmayı haber veresin. O ne müthiş manzara! Bir kısım cennette, bir kısım alevli cehennemde. Biz düşünüp anlamanız için, onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Ama bu gerçek kendilerine gelince, bu sihirdir, biz bunu kabul etmeyiz, dediler ve eklediler. Bu Kur'an, bu iki şehirden büyük bir adama indirilseydi ya, biz onu kutlu bir gecede indirdik çünkü biz haktan yüz çevirenleri uyarırız biz Kur'an'ı insanlar iyi anlayıp ibret alsınlar diye senin dilinle indirerek anlaşılmasını kolaylaştırdık bundan önce bir rehber ve rahmet olarak Musa'nın kitabı vardı bu ise zalimleri uyarmak iyi hareket eden müminleri müjdelemek üzere indirilmiş onu doğrulayan Arapça bir kitaptır. Hani biz bir vakit cinlerden bir takımını Kur'an dinlemeleri için sana göndermiştik. Kur'an'ı işitip dinleyecek yere gelince birbirlerine susun, dinleyin dediler. Okuma tamamlanınca kendi toplumlarına birer uyarıcı olarak döndüler. Öyle olmasaydı Kur'an'ı düşünmeleri gerekmez miydi? Yoksa kalplerinin üzerinde üst üste kilitler mi var? Eğer o Resul bizim adımıza bir takım sözler uydursaydı, onu elimizle yakalar, sonra da onun şah damarını keserdik. Senin Rabbin, gecenin bazen üçte ikisine yakın bir kısmını, bazen yarısını, bazen üçte birini ibadetle geçirdiğini, senin yanında yer alan müminlerden bir cemaatin de böyle yaptığını elbette biliyor. Gece ve gündüzü yaratıp sürelerini belirleyen Allah'tır. O sizin bu gece ibadetini gözetemeyeceğinizi bildiği için lütuf ve merhametiyle size yeniden bakıp muaf tuttu. Artık Kur'an'dan kolayınıza gelen miktarı okuyun. Allah bilmektedir ki aranızda hastalananlar olacaktır. Kimileri Allah'ın lütfundan nasiblerini aramak için yol tepecek, dünyanın çeşitli yerlerinde dolaşacaklardır. Bazıları Allah yolunda muharebe için sefere çıkacaklardır. Haydi artık Kur'an'dan kolayınıza gelen miktarı okuyun. Namazı hakkıyla ifa edin, zekatı verin ve bir de Allah'a güzel ödünç takdim edin. Unutmayın ki kendi iyiliğiniz için ahirete hazırlık olarak her ne gönderirseniz mutlaka onu Allah'ın nezdinde bulursunuz. Hem daha üstün ve daha hayırlı mükafatı kat kat artmış olarak. Allah'tan af dileyin. Muhakkak ki Allah Gafurdur, Rahimdir. Affı, merhamet ve ihsanı boldur. İyilik için birbirinin peşinden gönderilenler, Hayır, hayır! Kur'an, onların iddia ettikleri gibi, Beşer sözü değildir. O levh-i mahfuzda olan, Pek şerefli bir Kur'an'dır. Hayır, hayır! Kur'an, onların iddia ettikleri gibi, Beşer sözü değildir. O levh-i mahfuzda olan, pek şerefli bir Kur'an'dır. O kesin delil de, içinde hak, hikmet ve adaletin ifadesi olan yazılar ihtiva eden, tertemiz sayfaları okuyan ve Allah tarafından gönderilen bir Resuldür.